Evet, merhaba tekrardan. Şimdi biraz araştırdım ki bu terminaller aslında size tam olarak görevde ne yapmanız gerektiğini söylemiyor. Yani sadece onu söylemiyor. Buradan bakın, hani bir şeyleri de seçmeniz gerekiyor. Mesela soğutma sistemini aktive et. Evet, şu an savunma sistemi. Hayır. Soğutma sistemini aktive ettik. Yine tabii ki bakın buradaki şey kilitli. Aa, bu sefer etkileşime geçebiliyoruz. Evet, işte bunu bekliyordum. Sanırım iki tane daha var yapmamız gereken. Pekala. Sanki yaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Sanki yaklaş. Nerede oldu? Hala havalandı mı? Aman Allah'ım, buraya doğru geliyor. Eyvah! Saklan. Saklan hemen daha. Evet, bakın. Tam olarak hala soğutma sistemini kullanabiliyor değiliz. Çünkü bir tane hidrolik silindir eksik. Nerede biliyor musunuz? Tam bu koridorda. Evet, bölgeyi araştırmamız gerekiyor son silindiri bulabilmek için. Pekala, çok da zor bir görev değil çünkü hani bakmamız gereken yer bu etrafımızda fakat işin kötü yanı şu an bakın küçük bir yerdeyiz ve alien beni burada yakaladığı takdirde var ya tost eder. Ciddiyim. Kapalı. Beni burada yakaladığı takdirde alien aman Allah'ım hiç iyi şeyler yapmaz. O yüzden pek de eğilmek istemiyorum çünkü zamanımız dar gibi. Evet, etrafta cesetler var. Her şey gayet normal. Buldum. Saklanmak istiyorum. Hiç gel, iyi hissetmiyorum çünkü kendimi. Vallahi burada bir yerde. Yani şimdi sanırım bu odanın etrafında da böyle havalandırma boşlukları var. Sanırım çünkü bakın sürekli sanki sesleri duyuyorsunuz değil mi bu sesleri? Umarım umarım kayıta da yansıyordur tabii ki çünkü hani beni korkutan sesler bunlar. Ve bakın aleti kullandığım takdirde de yani şimdi bir şeyi bulduk. Hala görevimizin ne olduğunu bilmiyorum. Soldaki kapı açılmış olabilir çünkü. Sağ taraftaki şeyde iki tane silindir vardı. İkisini koyduk. Sağ taraftaki kapı açıldı. Muhtemelen, evet bakın yeşil yanıyor. Tamam. Biliyoruz nereden gideceğimizi. O da burası. Harika. Evet. Hareket algılayıcı aletime göre etrafta kimse yok. Yine de elimizde bu şey dursun. Ses yapıcı alet dursun çünkü hani olur da Alien'la falan karşılaşırsam farklı tarafa doğru atmak istiyorum. Çünkü hani sürekli ses çıkardığı için Alien size gelmiyor da direkt alete odaklanıyor ki bu da bayağı hoş. Şimdi burada sanırım soğutma sistemlerini mi kapatacağız? Ah! Bakın bunu açmamız gerekiyor. Hadi ama yanlış yaptım. Şimdi Air Purification'ı kapatacağız. Onun yerine bakın havalandırma boşluğunu açacağız. Şu an Samuels. There's a Dr. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Evet, alt yazıyı tabii ki okuyamadım oradaki aletle uğraşırken. Şimdi şey yaptık. Işıklandırmayı mı kapattım? Ne oldu? Sanki biraz karanlık geliyor burası bana. Şimdi havalandırma boşluğunu açtık. Bu aletlerle şunu yapıyorsunuz. Bir bölgedeki böyle kameraları, alarmları ve ışıkları işte bir şekilde güç dağılımı var. Mesela 10 tane gücünüz varsa elinizde. Diyelim havalandırma 2 yiyor. Havalandırma 2 tanesini veriyorsunuz. Geri kalanlarını da işte istediğiniz şekilde dağıtabiliyorsunuz ki gayet hoş olmuş. Pekala, yine daracık bir havalandırmadayız ve çok uzun bir merdiven. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Lütfen. Lütfen bizi burada kimse rahatsız etmesin. Merdivendeyken şeyi kullanabiliyor muyuz bir saniye? Hayır, kullanamıyoruz. Şeye baktım bu. Bakın alet ütüyor arada bir. Işığı kapatalım çünkü cidden. Boş boşuna harcamak istemiyorum. Bir sağlık kullanalım. Değil mi? Hatta yapabiliyorsak yapalım ya. Evet, yapabiliyoruz. Yalnız malzemeleri oldukça azaldı. Benim çok şey bulmam lazım. Şimdi bir tane sağlık kullanalım çünkü yarıda. Full olsun o. Hani alienlardan bir yemek istemiyorum.
tek yemek istemiyorum daha doğrusu. Buraya saklanabiliyoruz. Harika. Alien çok uzakta değil. Buraya saklanabilirim pekala. Cidden saklamışım şu an için bir neden yok. Fener pili bulduk. Bilmiyorum sanırım. Hani feneri kullanıyorum. Azalıyor. Herhalde kendisini yeniliyor olabilir. Şuna kadar çünkü... O kadar yakın bir yerde ki... Çok kötü ölmüş. Ne yapmamız lazım? Bir saniye. San Cristobal Tıbbi Merkezini araştır diye güncellendi görevimiz. Pekala. Şunu kapatmak istiyorum çünkü... çok fazla ışık yayıyor diye kapatmak isteyecektim ama o kadar şanslı değiliz belli ki. Şimdi işin iyi yanı... Pek takip edilmiyormuşuz gibi hissediyorum çünkü... Sanırım Alien bizi oyunun bu kesiminde pek rahatsız etmeyecek gibi duruyor. Her an yanılıyor olabilirim. Her an... Çok karanlık. Aman Allah'ım, yanlış tarafa gidiyorum çünkü... Yo, hayır, doğru. Aman Allah'ım, nelerlere geldik. Şimdi haritaya göre mesela bakın, bazen... Farklı yere gidiyormuşsunuz gibi oluyor fakat bunu kullanabiliyor muyuz? Hayır. Şu hurdalıkları alalım diyecektim. Sanırım hani bazı şeyler yaparken sadece etrafta bulduğunuz eşya... Sadece etrafta bulduğunuz eşyalar değil de bu... Bazı şeyler 5, 10, 15, 20 hurdalıkta kullanabiliyor. O yüzden etrafı çok iyi araştırmanızda yarar var. O kadar yakın ki bana... O kadar yakın ki... Cidden şu an... Aman Allah'ım, ışıklar, teşekkür ederim fakat... Eyvah, eyvah, eyvah. İyi ki attım. İyi ki attım. İyi ki işte gördüğünüz gibi bu alet o kadar yararlı ki şu ses yapıcı. Hani bizi gördü muhtemelen fakat... Öncelikli olay sürekli ses çıkaran etkene odaklanıyor Alien. Vay, hafif hafif böyle yapay zekasını çözüyor gibiyim. Güzel. Mutluyum. Fakat dolabın içindeyim. O da pek hoş değil açıkçası. Şimdi çıkmayı tabii ki istiyorum fakat... Hani şöyle düşünüyor olabilir mi? Ben tam oraya gidiyordum. Eğilen birisini gördüm. Bir şu odayı da kontrol edeyim diye olabilir mi bilmiyorum. Gerçi Alien hani hayvan olduğunu düşünecek olursak sadece içgüdüleriyle hareket ediyor. Açıkçası beynini de pek kullanıyor diye düşünmüyorum. Harika. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Abi yok artık. Hemen bir şundan yapalım. Aman Allah'ım, kalbim duracak yemin ediyorum. Bu odada havalandırma boşluğu mu varmış? Evet. Vallahi gitti. Ya, o gitti, ben de gittim yalnız. O gitti, ben de gittim. Ne olur burası açılıyor olsun. Ne gerekiyor? Kart gerekiyor, bir saniye. Evet, San Cristobal tıbbi koğuşlarına varabilmek için... Key card'ı bulmamız lazım. O da nerede bulacağız? Güzel. Devam ediyoruz. Pekala. Elimizi yine tabii ki ses yapıcıyı alalım. Fakat işin kötü yanı şu an ikinci bir... bu aletten yapabilmem için gerekli olan eşyalara sahip değilim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Oyunu kaydedeceğim. Çünkü küçük bir kız gibi korkuyorum şu an. Küçük bir kız gibi korkuyorum. Evet, diyor ki doktor, şimdi kim diyor bilmiyorum, bir saniye. Doktor Morley'e diyorlar ki, Doktor Morley, ne yapman gerektiği beni hiç ilgilendirmiyor. Seni San Cristobal'dan dışarı istiyorum diyor. İşte buraya kurulduk falan filan. Buradaki hastalar başka bir yere nakil edilemez. Bu tek çözümdür diyor. Daha fazla uyarı yapmayacağım diyor. Marshall waits diyor, daha fazla uyarı yapmayacakmış pekala.
Şimdi burada da buranın gaz ağından bahsediyor. Şu audio yapmamız gerek yok sanırım. Sadece bir şöyle kapatarsak okuyalım hemen. Pek de görevle ilgili ipucu yok. Tamamdır. Şimdi Molotov. Ne diyorsun ya? Molotov mu? Paskodu gerekiyormuş. Bir saniye. Şu notlar arasında şifre var mıydı? Kontrol etmek istiyorum. Çünkü çok hızlı baktığım gibi varsa da kaçırmayalım. Kod var. 2505. Pekala. 2505 kodunu hemen kullanalım. Hani dolapta ne bulacağımızı bilmiyorum. Sanki pantere benzer bir şey var ya. Bu nedir? Keycard. Neydi? Abi az önce baktım. Utanıyorum şu an kendimden. 2515 miydi? 25... Yanıl... Aman Allah'ım. 2505 mi? Lütfen bu olsun. Evet. Rezil olacaktım yoksa. Hadi. Alamıyorum. Harika. Samuels, I'm on my way. Başaracağız sanırım. Eğer buradaki havalandırmadan bir daha sürpriz yaparak inmezse... Eğer yapıyoruz arkadaşlar. Şifre gerekmiyordu sanırım. Harika. Bakın. Bakın bundan korkuyorum. İşte suratını atlamış bir şey. Evet suratını atla... Bir saniye. Koğuşu araştır. Şu an doğru yerde miyiz acaba ya? Emin değilim. Abi çok kötü ya. Şimdi sadece alienlarla uğraşmıyoruz bu saatten sonra. Belli ki... Ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor. Bu ses nedir? Bakın sürekli bir ses geliyor şu an devam eden. Umarım siz de duyuyorsunuz bu sesi çünkü... Delirmiyorum. Ben de duyuyorum. Aman Allah'ım. Lütfen. Ah keşke bakın bu yataklardan böyle bir lokomotif olsaydı ve... Şöyle sağlı sollu, sağlı sollu altlarından geçe geçe ilerleseydik. Ha, insan geliyor. Normal insan mı o bir saniye? Elinde silah olan normal bir insan. O zaman bizim de elimizde silah var. Yapacak bir şey yok. Neden? Normal insanlar bize saldırmaya... Ah tabii ya. Düşünmeliydim. Bu tam olarak normal bir insan değil, bu güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlileri de tabii ki normal bir insan. Fakat şunu demeye çalışıyorum. Kendileri burada güvenliği sağlama... Güvenliği falan sağladıkları için... Şu odaları bir kontrol edelim çünkü... Cidden eşyalarım azalmanın eşiğine geldi. Hani... Kötü bir şekilde yakalanmak istemiyorum. Hani hiç olmazsa bir tane daha Noisemaker'dan yapabilirim. Sanki biri geliyor ama emin değilim. Hayır kimse gelmiyor pekala. Şimdi arkadaşı öldürmek istiyorum çünkü... Aman Allah'ım Alien da burada. Abi herkes burada. Bir Android eksik. Ciddiyim. Androidler de gelse dördümüz parti yapabiliriz. Hayır dördümüz değil. Tabii ki üçümüz. Dördüncü kim? Burada. İnsan var. İnsana niye saldırmıyor kendisi? Ne tarafa gideceğiz? Burası neresi yahu? Aman Allah. Şimdi şunu o kadar çok istiyorum ki bize silah çeken arkadaş vardı ya burada. Onunla keşke karşılaşsalar. Flash bombası bakın. Daha fazla noisemaker yapamıyorum çünkü neyim eksik? Sensör eksik. Ve bu odayı ben tamamıyla araştırdım diye düşünüyorum ve hiçbir şey bulamadık. İnanıyor musunuz? Hiçbir şey bulamadık. O ses neydi? Abi neler oluyor? Bakın bu odaya giriyordu vazgeçti kendisi. Ciddiyim bu odaya girecekti vazgeçti. Şurada bir şey buldum. Şurada bir şey buldum. Ne yapıyorsun?
Evet, sensör buldum. İkinci bir noise maker yapabiliyorum. Yapabiliyorken yapayım çünkü cidden çok ihtiyacım var buna. Hadi, hadi. Harika. Şimdi bizi ilk başta gören adamın girdiği odaya gireceğim. Fakat o oda nerede bilmiyorum. Şu an neredeyim onu da hiç bilmiyorum. Oh, Alien bakın. Alien bizim yapmak istediğimiz şeylerin hepsini tek tek yapmış. Teşekkür ederim kendisine. Bayağı mermim var şu an. Tabii ki Alien'ları öldüremediğim için pek de işe yaramıyor fakat. Ne oluyor ya? Alien geliyor. Şimdi bilmiyorum, bu ranzanın altı o kadar açık ki beni muhtemelen burada bir yerde görse öyle bir enseler ki. Bakın her yerde havalandırma boşluğu var bu bölümde. Şunu kuru kafa gördüm. Bir saniye. Şuna bak. Bu nedir? Bu nedir? Hemen kontrol edelim şu dolapları. Sensör bulduk. Üçüncü bir noise maker'a sahip olabilirim. Şu an amacından gerek yok sanırım. Oh harika. Harika. Şu an her şey tıkırında. Bir kayıt istasyonu daha bulabilirsem o kadar mutlu olacağım ki. Ne diyor bu? Evet, bir arkadaşım notu diyor ki hiçbir şekilde hani destek tabii ki istiyorum ama Sixon'un yaptığı androidler tarafından değil. Hiçbir androidin bana bakmasını istemiyorum. Beni sadece insana emanet edin diyor. Evet, sadece beni insanlar şey yapsın. Tedavi etsin pekala. Bu da sanırım hasta notları var. Bu hastanın mesela kolunda ve bacaklarında yanıklar varmış ve bu yanıklar hepsi tabii ki kimyasal yanıt. Pardon, yanıt değil, yanık. Evet, herhangi bir görev içeriğimiz de yok. Harika. Blasting Cap'i alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Bir saniye. Ayak var, harika. Blasting Cap'le ne yapıyoruz? Hemen medkit yapabiliyorsam yapacağım. Harika. Güzel, yeni bir medkitimiz oldu. Şu an dediğim gibi pek fazla aslında zorluk çekmiyorum. Bu bazı şeyleri yaparken. Molotov yapamıyorum. Mayın yapamıyorum. Pipe bombası da yapamıyorum. Gaz bombası yapabilirim fakat... Ne işe yarıyor tabii ki onu da bilmiyoruz. Şu an şundan da emin değilim. Bakın doğru yolda değiliz. Şu an bayağı uzaklaştım gitmem gereken yerden fakat... Fakat ne? Fakat ne Eray? Şurada bir haritamızı güncelleyelim hemen belki... bize ipucu verir gitmemiz gereken yerle ilgili. Harika. Harika. Her şey tıkırında. Ayağa kalkmak tabii ki istiyorum. Orası belli ki açılmayacak. Çok yanlış yerlere geldik. Bir save istasyonu olsa hiç fena olmazdı. Şu yatan altına bir saklanalım. Vay canına. Burası çok büyük. Hani... bu odalar belli ki açılmayacak. Hani çok büyük bir yerdeyiz tabii ki fakat... Hani çoğu yerden gidemiyoruz. Sanırım öyle düz gideyim. Aşağı ineyim. Belki bir ihtimal... Gitmem gereken yere varırım. Buraya daha önceden girmiş miydik? Sanırım hayır. Hemen şu terminali kullanalım. Herhangi bir ipucu yok pekala. Evet bilmiyorum. Şunu da merak ediyorum aslında arkadaşlar. Benimle birlikte oyunu oynayanlar var mı? Yoksa... hani oynamayıp... Samuels. I've got the meds. Sanya. We're at the transit station outside medical reception. Ripley, we heard gunshots, and if we heard them, so did the creature. Evet, dediğine göre medikal eşyaları aldık tabii ki ama birkaç silah sesi duymuşlar. Eğer biz duyduysak onu yaratık da duymuştur dedi. Şu an belli ki hani daha fazla silah sesi duyacağımızı ben pek açıkçası düşünmüyorum çünkü yaratık hepsini halletti. Yanılıyor muyum? O kadar yakında ki... Ne tarafa gideceğiz bir saniye? Aslında var ya burası...
Burası pek doğru yer değil gibi fakat revolver amması oldukça mermi oldukça fazla mermi buluyoruz şu sıralar. Bakın buradan gideceğim koridora çıkacağım sola. Oradan muhtemelen sağ mı? Cidden bilmiyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Sadece yürüyeceğim ve buraya kadar gelmişken ölmeyi hiç istemiyorum. Aman Allah'ım. Eyvah, 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 eyvah. Eyvah, eyvah, hayır. Öldürme. Aman Allah. Evet, bir şekilde ufak kesmelerle ilerlemeye çalıştım. Aman Allah'ım, bu insanlar ölmüyor. Şimdi toplam gereken medikal cihazı aldım tabii ki. Fakat buradaki kapı neden kırmızı? Medical reception's a no-go. I can't get out. That's the only way through. Ripley, this is a public hospital. There has to be an evacuation procedure. Evet, bir şekilde kapılar kapalı olduğu için çıkamadığımızı söyledik. Samuel'da orası bir hastane, hatta halk hastanesi, ya devlet hastanesi daha doğrusu, yani bir nevi buradaki işte özel hastane değil. Tahliye prosedürü olmalı. O tahliye prosedürünü lütfen başlat dedi. Evet, bir şekilde bu hastanenin tahliye prosedürünü başlatmamız lazım ki biz de o şekilde tahliye olalım. Aman Allah'ım, gitmemiz gereken yere bakar mısınız? Pekala. Deneyelim. Ne yapalım? Daha iyi bir şey gelmiyor aklıma. Pekala. Şimdi işin çok iyi yanı, gitmem gereken yerin tam olarak neresi olduğunu biliyorum. Eğer kalıcı emekleme modunu kalıcı... Aman Allah'ım, insan merhaba. Şimdi alien gelecek buraya, biliyorum. Şimdi buraya alien gelecek, biliyorum. Vay! Evet, çünkü şundan bahsetti Samuel. Hani silah seslerini alienlar da duydu. Ona göre dikkatli ol dedi bize. Pekala. Burada bir yerde alien olması lazım. Yanılıyor muyum? Vay! Okey, güzel. Harika. Şimdi... bayanı tabii ki vurmak istemezdim. Ama sanırım başka bir alternatifim yoktu, öyle değil mi? Hemen üstünü arayalım. Çok iyi. Eyvah. Arkadaşının öldüğünü gördü şu an. Aman Allah'ım, alien burada. Eminim Elin onu öldürdü. Adım gibi eminim. Evet. Pekala. Bir insandan kurtulmuş olduk fakat yeni bir Elin'imiz oldu. Var ya, tam önümde. Tam burada. Alet çıldıracak gibi şu an. Evet, umarım arkadaşlar tabii ki uzaklaşır, yoksa ben bittim. Hadi lütfen. Bizim burada olduğumuzu ne olur anlamayın, çünkü saklanmanın geçici bir çözüm olduğunu biliyorum. Abi tam önümde, bittim ben. Eyvah. Uzaklaşıyor gibi, emin değilim. Sanki... Aman Allah. Evet, uzaklaşıyor. Evet, uzaklaşıyor. Başarmış olabiliriz. Havalandırma da boşluktan girdi. Harika. Ben devam ediyorum. Devam ediyoruz. Çok iyi. Aman Allah. Şimdi havalandırma boşluklarından giriyor bu arkadaşlar ve çok alakasız yerlerden çıkıyor. Hani yine öyle bir şey yaparsa bilmiyorum. Umarım önümüze falan çıkmayı verirler. Bakın. Sanırım bu odada bir şeyler yapacağız. Çünkü görev yeri burayı gösteriyordu. Yanılmıyorsam eğer. Aman Allah'ım, bir alien daha var. Bir alien daha var. Ha.
Harika. Havalandırma boşluğundan çıktı. Gördüğünüz gibi şurada bir kayıt istasyonu var. Hemen oyunu kaydedeceğim. Ve kaydı burada sonlandırmak istiyorum. Lütfen benim ona yapmama izin verin. Evet, başardık. Vallahi stresli bir bölümdü. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.